Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıvız tatlısı yapacağız, değil mi anne? Evet, 3 gündür söz veriyoruz ama bugüne nasip oldu dostlarımız. Evet. Bugün bunu yapalım. Bakalım nasip olacak. Şimdi önce şekerimizi koyalım. 2,5 su bardağı şeker. Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu arada önce ellerinizi sabunlayın. Ondan sonra iş yapmaya başlayalım, tamam mı dostlar? Bu da yarım olanı 2,5 bardağı. Şunu bir vanilyayı bir kenara koyayım şuraya. 3 su bardağı da su koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ah benim elim değil Fatma anamızın eli. Çok güzel olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 3 su bardağı şekerimizi koyduk. Evet dostlarım, şimdi aygazı yakayım. Şerbetimizi onun üstüne koyalım. Biz içimizi yaparken şerbetimiz de kaynasın. Olur mu dostlarım? Hı. Bir yana bakalım. Ayy! Elim kaldı. Buraya koyayım yere, tamam. Ondan sonra tavuk gibi kokteyllerim. Yere koyacağız. Yerde kaynatacağım çünkü ben mutfağa gidemedim. Evet dostlarım. Şerbetimizi kıyımıza koyduk. Şimdi suyumuza ihtiyacımız kalmadı şimdilik. Ondan sonra çanağımızı alalım. Ondan sonra buna başlayalım. Evet dostlarım, dur bir dedim ya. Küçük kase istedim. Marketten yumurtayı getirdik ya. Biz önceden yumurtayı pazardan alıyorduk ve tazecik alıyorduk. Şimdi marketten aldığımız yumurtalarda bazı bozulmalar oluyor. Bazıları bozuk çıkıyor. O yüzden şimdi tek tek çakacağım. Ona göre katacağım. Olur mu dostlarım? Yani 3-4 tane kırdıktan sonra bir taneyi çakınca hepsini bozmayalım. Olur mu gülüm? Bismillahirrahmanirrahim. Burada görün beni. Bire bire. Bire bire. Tamam mı? Oh güzelmiş. İyi. En güzel çareyi bunda buldum. Geçen gün tavaya çakıyorum mutfakta. 4 tane çaktım. Beşinciyi çakarken Allah kıpkırmızı içinden çıktı geldi mi? İnanın bana altı yumurtanın altısından mahvetti. O yüzden böyle yapmaktan hani ondan dedim Fatma'ya dur bir kızım diye. O da karşıdan durduruyor, açıyor, kapatıyor ya. O yüzden. Evet arkadaşlar, ben de durdurup kapatıyorum. Yani gelecek olanlar, eksik olanlar olsa getiriyorum. Evet. Hani dur bir dediğimizde kusura bakmayın artık, olur mu? Kendi çiftliğin olsa, kendi bahçen olsa, kümesin olsa her gün toplansın. Ama böyle tabii şeyden alıyoruz, marketten alıyoruz, şey olmuyor yani, belli olmuyor. Bizim eve 15-20 tane tavuğumuz oldu, belki fazla bile olurdu da. Oh, anam satardı bile. Yoğurtlarına bir götürü satardı hani, dinar pazarında. Evet, bunu buraya koyduk. Hiçbirisi de bozuk çıkmadı. Onda neden dedi biliyor musunuz? Markete girdiğimde bütün yumurta kolilerin ağzı açıktı. O yüzden korktum yani. Kusura bakma hani şey etmeyin. Şimdi yumurtamızı biz çırpalım. Sırayla hepsini karıştıracağım, olur mu? Evet. Önce yağımızı koyalım. Bismillah. Evet, güzel oldu. Dur, çırpa 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 çırpa. Bunu fıra koyayım. Karıştıra karıştıra olsun. Ağır ağır. Bir yedire yedire de bir. Bunu katayım. Evet güzel oldu. Ondan sonra galetonumuz değil mi? Evet galeton. Galetonumuz bitmiş. Onu almaya gittim bir de. Markette. Evet. Bir karıştırayım bunu. Evet arkadaşlar, annem galetonunu almaya giderken ben de buradaki hazırlıklara hazırladım. Evet. Kamerayı falan ayarladım. Evet. Şimdi bu orta boy, bir bayağı bir orta boydan biraz büyük bir tepsi için olacak. Tamam mı dostlarım? Şimdi Hindistan cevizini katalım. Evet, arada size de bakıyorum da. Unutuveriyorum bakmayı bazı zaman. Kusura bakmayın galiba, olur mu? Ondan sonra cevizi. Biraz kilolu olunca iyi doğramak zor oluyor da. Atamadım bir türlü. Cevizi de katıyorum. Ondan sonra hepsini bir karıştıracağım. Kaşıkla karıştır istersen anne. Kaşığımız vardı burada mı? Ben getiriyorum. Hemen arkadaşlar getiriyorum.
Evet dostlarım, tilinden karışmadığı için bunu kenara koyayım kaşıkla. Bir azıcık karıştırayım diye kabartma tozunu katacağım. Çünkü biraz da karıştırırken kabarsın, olur mu? Dün cevizle badem kıracağım dediydim ya. Tabii köyden getirdik. Topladık, geldik cevizimizi, bademimizi. Evde duruyor, kuruttuk. İdare ediyoruz, kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz ama bu arada matımız da kaynamaya başladı. Şimdi kabartma tozumuzu katayım hayatım. Evet. Evet. Karıştırıcı yumuşuyor kızım. Cıvılıyor yani. Erime gibi. Yani yumuşacık oluyor. Dur bakalım, bir karıştıralım iyice. Ondan sonra tepsimize yayacağız yani. Evet, zaten arkadaşlar bu böyle biraz katı oluyor yani, kek hamuru gibi olmuyor. Yok, içine bir sürü şey giriyor ya. Ceviz girdi. Hindistan cevizi girdi. Şekerimiz var, yumurtamız var, yağımız var. Galeta unu zaten çekiyor. Evet. O biraz çekiyor ama çekse de yine biraz şeyli oluyor yani. Yumuşak oluyor. O kadar da değil yani. Evet. Çünkü telle bu karışmaz, tamam. Kaşıkla da. Aslında elinle karıştırman lazım ama şey etmedim şimdi. Kaşıkla da oluyor yani. Evet. Güzel oldu be. Dur, gözlüğüm nerede benim, bakayım ben bir dur. Şuradaydı. Dur ben. Gözlüğümü verirsen benim onu bir yapayım ben diye bakayım, aferin. İnsan yaşadığı zaman gözü kör olur. Yapacak bir şey yok yani. Kafa gürültüye de yapılmıyor. Çok güzel görünüyor be. Küçük, evet, borcama şimdi mı getirsem acaba anne? Borcama mı getirsem küçük, daha güzel küçük, orta olur, boy değil mi? Çok küçüğü getirme. Büyük olanı... O... Evet arkadaşlar, dostlarım. Şimdi borcamdan vazgeçtik. Borcam küçük gelecek buna. Büyük tepsiye yapalım biz bunu. Tamam. Pişirmeden önce altına kağıt koydum ki şey olmasın, yapışma gibi bir durumumuz olmasın. Onu yayalım, tamam mı? Şöyle güzel oldu, bak hiç yapışmadı. Evet. Bunu düzeltelim böyle. Böyle güzelce şekilde yayacağız, tamam mı? Yayalım. Ben bir ara yaptım, çok güzel oluyor. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çok kalın olmayacak. Çok da ince olmayacak. Tamam mı? Güzel bir şekilde yayılırsa düzeltelim. Düzeltelim, ona göre yapalım. Evet. Böyle böyle. Zaten kaşıkla kendisi hemen yayılan bir şeyle. Çok bir hani un olmadığı için, sadece galeta unu var içinde, yayılma durumu kolay. Yayıyoruz. İyice bir düzeltelim. Tamam. Dümdüz olacak değil mi anne? Tabii tabii tabii. Düzcene yaparsak çok güzel olur. Her yerine yayılmış olur. Çünkü daha fırına girecek, sıcak fırına girecek, iyi olur o zaman. Piştiği zaman kağıdını çıkarız, tamam mı? Dur ben bir daha düzelteyim. Şöyle el gedik yerlerini falan. Çok güzel oldu be. Şimdi ısıtılmış fırınımıza 240 ya da 250 civarında, ama 250 çok gelir, 240 civarında bir fırına verirseniz 20-25 dakikada pişer bu. Bilemedin, yarım saatte pişer, tamam mı? Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Bu arada da matımıza bakacağız şimdi. Ben bunu Fatma'ya vereyim. Fatma bunu fırına versin, gelsin. Evet. Ondan arkadaşlar sonra... ben şimdi alayım, fırına vereceğim. Tamam. Fırına verdikten sonra kremayı yapmaya başlayacağız. Şerbete bakacağız. Ben bunu fırına verip geleyim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Tamam hayat. Evet dostlarımız, biz gene geldik. Şimdi matımız güzel bir şekilde kaynıyor. Size ocağı buraya alacağım, göstereceğim. Tamam mı dostlarım? Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Fıkır fıkır kaynıyor. Tamam mı? Oo, anne. Anne istersen tüpü kapat, bir yerin yanmasın. Alcım, yukarı alcım. Ha, ona daha kremaya geçmeyeceksin ya. Evet. O vanilya işimini yaptıktan evet, sonra. Evet, fıkır fıkır çok güzel olmuş mat. Of. Evet. Şimdi vanilyamız mis gibi koksun diye onu koyuyoruz. Evet.
Hemen eriyor zaten, eridi, değil mi? Eridi. Erimez de korktuydum. Ama eridi. Uzun zaman oldu be yapmayalı da, ondan unuttur gibi olmuşum biraz. Evet arkadaşlar, ben arada anneme hatırlatıyorum. Ya bir de kamera karşısında heyecanlanıyor. Çok. Bildiğini de unutuyor. O yüzden kusura bakmayın, arada ben evet, böyle söylüyormuşum gibi oluyor da anneme yardımcı oluyorum. Şeyi, matımızı biraz ben soğukta koyayım. Burada alır karıştırayım. Tamam mı? Şu şeylerimizi de alalım. Onu kenara koyacaksın anne zaten. Tamam, azıcık. O şeyimiz pişiyor ya, kekimiz. Kekimiz demişim. Yani hamurumuz pişiyor ya. Hamur diyelim artık ona. Ne oldu oğlum? Gene hamur işi mi yapılıyor? Ha? Ha? Çekim yapıyoruz. Ben de bakacağım diye yani. Evet arkadaşlar, cevizimiz geldi. Gene hamur işi duramaz. Vanilya kokusunu aldım. Mutlaka gelir. Maya kokusu, vanilya kokusu aldığı zaman yemek için ölüyor, ölüyor. Evet. Şimdi bunu... Bir saniye arkadaşlar. Ben hemen bir tane daha tencere alıp geleyim. Onun için de yapalım artık. Yok yok, getirme. Bunu şimdi matına dökeceğiz ya. Bunu yapıverelim onun içinde. Daha güzel olur. Gerekli. Öyle mi diyorsun? Tamam o zaman. Şimdi dostlarım, siz biz biraz bir bunu şey yapalım. Hamurumuz da pişsin. Soğutu koyalım arkadaşlar. Ha, size de tekrar döneceğiz. Olur mu? Bekleyin, bizi geri geliyoruz. Evet arkadaşlar, kamera biraz sarsıldı çünkü ceviz kameraya böyle vurup duruyor, vurup duruyor. O yüzden onu da odaya götürdüm, koydum. Şimdi kremasını yapacağız herhalde. Matı şimdi boşalttık. Nasıl olsa o da şekerli ya, bu da mat haranası olduğu için başka haranaya gerek yok. Şimdi önce sütümüzü boşaltalım. 1 litre sütümüz dostlarım. Boşaltalım önce. Kenarıma da poşet koydum da, olanlarını koyuyorum. Ondan sonrasını hemen götürüp atıyoruz. Daha iyi oluyor. İneklerden yeni geldi bu. Bizim inekler böyle, böyle sarılıyor. Yani ne yapalım? Bizim inek olmayınca bu inekten alıp geliyoruz. Bizim de olur be anne. Değil mi? Olacak inşallah. İnşallah. Bakalım. Ha şöyle. Evet. Şimdi ondan sonra şekerimizi koyalım dostlarım. En son nişastamızı koyacağız, değil mi? Evet arkadaşlar, bizim ceviz kameraya oynattığı için ben biraz düzeltme yaptım. Kusura bakmayın tekrar. Evet, şimdi nişastamızı koyacağım. Ondan sonra ocağın üstüne koyacağım dostlarım, karıştırmak için. Nişastayı soğuk koymamız gerekiyor ki birdenbire top olmasın, şekerlenmesin sıcak olunca, tamam mı? O yüzden en arkadan koyuyorum yani dostlarım. Arada size de bakıyorum, bakmıyor demeyin bana. Tamam. Evet, oldu. Hepsi döküldü. Buraya koyalım, onları yerimiz gözülsün. Yani önümüz açılsın ki yaptıklarımız görünsün, olur mu? Şimdi biraz sonra yine açacağız ocağı. Güzel oldu. Evet, eridi. Şimdi ocağımızı yakalım. Kremamız biliyorsunuz soğuk konuyor onun üstüne. Tamam. Buna koyacağız. Yüksek mi gelir acaba? Gelmez. Böyle elimi öteleye öteleye pişireceğim akşama yani. Öyle olacak gibi. Yine kısık ateşe koyalım ki dibini yapıştırmayalım. Olur mu dostlarım? Yüksek mi geldi? Yaparım abi. İstersen yere koyalım. Öyle mi yapalım? Yok yok, yere yapmayalım. Şimdi neden biliyor musun? Bir de eğilmek olacak şimdi. Burada görüyorum ben yine. O zaman ben biraz kamerayı kaldırayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Görünür. Evet canım. Şöyle de. Alır 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 böyle alır alır koyulana kadar yapacağız. Arkadaşlar biz bu koyulana kadar yapalım, pişirelim. Ondan sonra malzemeleri katarken tekrar gösterelim. Şimdilik bekleyin bizi. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, ben aldım bu sefer devreye. Çünkü annem malum ayakta duramadığı için dedim ben tripodu masanın üstüne kurarım. Ben karıştırıvereyim anne şimdilik. Evet. Katmanı yapsın.
Böyle yavaş yavaş arkadaşlar hem karıştırıyoruz hem de koyulaşmasını bekliyoruz. Bunun içine sonra bir paket vanilya koyacağız. Çok az bir miktarda krema koyacağım ben. Çok lezzetli oluyor çünkü evet, böyle. Ve bir pakette krem şanti koyup çırpacağız. Bu arada fırına da baktım geldim. Gayet güzel pişmeye başlamış. Bir şey güzel olur. Güzel bak. Arkadaşlar bu arada size söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olursanız, like atarsanız, yorum yaparsanız, bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. Malum daha yeni yeni başladık biz buna. Evet. Yani bizi de şevke getirmiş olursunuz. Abone arttıkça emin olun yani bir kişi geldikçe Allah'ım diyorum, Allah'ım anne bugün bir kişi daha geldi diyorum. Daha çok seviniyorum. Lütfen abone olursanız, bildirim zilini açıp bizim videolarımızı izlerseniz, likelerseniz bizi de hem sevindirmiş olursunuz hem de bize destek olmuş olursunuz. Yani annemle ikimiz yapmaya çalışıyoruz. Annem çok istiyordu böyle bir YouTube videosu. Tabii ben ondan daha da çok istiyordum. Öyle bir başladık. İnşallah güzel olur. Yani ocağımız var ya, tüpte yapıyoruz ya, bunların ocakları yok mu diye düşünmeyin. Ocağımız var ama böyle daha bir yani köy havası estirelim diyoruz şimdiden. Çünkü biz köye göçmek istiyoruz. Tabii bunu ayrı bir video olarak çekeceğiz. Köye göçmeyi düşünüyoruz ve araştırma yapmaya başlayacağız artık. Evet. Bakalım hayırlısı olsun. Herkesin hakkında hayırlısı, iyisi, güzeli olsun. İnşallah bizim de iyimiz, güzelimiz olur anne. Tabii ki. Köy iyidir yani. Bereketli olur, rahat olur, sessiz olur. Evet. Komşuluk iyi olur. Burada binada ben yan komşumuzu tanımıyorum mesela. Selam veriyoruz girip çıkartan ama. Komşumuzu tanımıyoruz. İnanın bana adını bilmiyorum yani. Evet. Adamın da adını bilmiyorum, kadının da adını bilmiyorum. Ha, selam veriyoruz, iyi akşamlar, günaydın diyoruz ama adım ne denilmiyor yani. Neyse arkadaşlar, bunu biz koyultalım, sonra tekrar açacağım videoyu. Evet, geliyoruz bekler. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz koyulmaya başladı. Biraz ben daha koyulsun. Ondan sonra annem vanilyasını katacak. Açıyorum ben sana. Çok güzel olur anne. Önce kremamızı boşaltalım da arkasına ayaklarım. Markette dikelemedim ayaklarımı. Normal anne. Çok acıdı. Yani. Çıkamıyorum ki dışarıya. Ver bakalım anne onu ben katayım. 50 adım gideyim de hafif açılsın iyice tavuk gibi çöküp dalmayayım diye. Ondan arada bir şey yapıyorum ama yok ayakta duramıyorum. Yani belimden ben iki kere bel fıtığı ameliyatı oldum dostlarım da. Evet arkadaşlar vanilyayı kattık. Şimdi anne istersen kremayı da kat. Arkadaşlar çok az, hemen böyle bir yemek kaşığı kadar krema katıyoruz içine. Evet. Çok fazla değil yani. Çok harika oluyor, çok güzel. En fazla 2 kaşık. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu ocaktan alacağız. Biraz dinlendikten sonra krem şantisini katıp karıştıracağız. Tekrar çekeceğim. Evet. Evet dostlarımız biz geldik. Tepsimiz geldi. Pişmiş ama çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şimdi pişirdik. Görüyorsunuz kıpkırmızı olmuş. Evet, çok böyle güzel olacak. Sıcak, o yüzden havluyla tutuyorum. Görüyorsunuz kıpkırmızı bu renkte pişecek. Ben de soğutuyorum bunu. Kekimiz burada şey olsun, sova yok olsun. Evet. Şerbeti de ılık dökeceğiz zaten ama biraz kekin böyle şeyini, buharını atması gerekiyor evet, arkadaşlar. Nefes alması lazım biraz. Evet. Hafifçe böyle nefes ılık. Ilıkken, ikisi de ılıkken döktüğün zaman soğur arkasından, soğuduktan sonra krem şantiyi koyarsak üstüne daha güzel o kremayla. Evet. Şöyle evet, biraz yanaştırayım hem de gözüksün. Öyle yiyebilirsin Fatma. Evet biraz şöyle yiyeyim, indiriyorum arkadaşlar. Bir dakika. Çok, gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. İnsanın ağzında eriyor. Mis gibi de kıpkırmızı kızarmış. Yani gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Şerbetimiz burada soğumada. Annem kremayı ılıtıyor, soğutacak. Evet. Ondan sonra krem şantiyi koyup böyle güzel bir çırpıp evet, güzel ipeksi bir krem elde edeceğiz. Onu bu robotla yapabiliriz.
krem şantiyi tabii, tabii, daha onu güzel oluyor değil mi? Robotta çekelim. Daha bir güzel biraz olur. Biraz soğutalım da. Ama gerçekten dostlarım burada olup da şu kokuyu tadının ağzımda eridiği için fazla konuşamıyorum yani. Çok güzel. Güzel canım. Kenarına kırda bir bak. Gerçekten çok güzel. Harika olmuş bak. Şu gıdan. Allah nimetleri eksik etmesin ya Rabbim. Bu insanoğluna o kadar güzel şeyler vermiş ki Allah. Gerçekten. Biz kıymet bilmiyor değil mi? Nasıl? Gerçekten çok güzel. Bakın. Rol yapmıyoruz. İnanın bana. Gerçekten çok güzel. Bir kokusu var. O Hindistan cevizi böyle içinde çıtır 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 yapıyor arkadaşlar. İnanamazsınız. Bir Hindistan cevizli kek yapalım. Yapalım. Biz de denemiş oluruz. Ve harika olmuş gerçekten. Yapalım anne. Çok hoşuma gitti. Ya da şey de olabilir. Kara kız kek yapalım. Yapalım. Evet arkadaşlar. Biz şimdi kremayı soğutalım. Tekrar krem şantiyle birlikte evet. Yaparken çekeceğiz. Yetten bizi geliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Diyeyim. Evet, yapsın gitmez. Anne yanlışlıkla açtım. Şu an bizi çekiyor arkadaşlar. Yapma. Yakalandık. Evet yakaladı beni. Şimdi arkadaşlar kremi soğusun. Ben de annem antep fıstık almış. Onları ayıklayacağım. Evet, parçalayacağım. Kivi almış. Onları da doğrayacağım. Tekrar sizinle görüşeceğiz. Bizi yakaladınız. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle. Evet dostlarım. Şimdi hepsini soğuttuk. Fırından çıkardık. Üzerine süslemeleri hazırladık. Şimdi krem şantiyi yapalım. Dökelim kremasını yapalım. Tamam mı dostlarım şimdi? Yani ya artık galiba vakti geldi canım. Şimdi onu yapmanın. Hı. Oh çok güzel oldu. Evet ağır 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 karıştırıyorum. Hocaya gitti baba gidin. Bak bak hoca beni konuşuyor. Hoca okula gelmedi ama beni konuşuyor. Hocam dedim. Ha. Okuldaki mi? Ha. Evet. Ya, o beni konuşuyor. Ha. Şimdi sizle para yolladık ya. Onu veriyorsa ondan ver. Olabilir. Evet arkadaşlar şimdi annem krem şantiyi kattı çırpıyor. Ben de bu arada kivi ile antep fıstığını dövdüm. Kiviyi doğradım antep fıstığını dövdüm. Ya kivi o kadar ekşi ki ya erikten bile ekşikti. O yüzden bir tane kivi doğradık yani çok doğramadık. Üstüne birazcık yetecek kadar. Yani yenecek gibi değil yani. Çok yetermiş. Çilek aradım da çilek bulamadım. Hı. Bizim markette her şey bulunmuyor her zaman. Şimdi Allah razı olsun da birimiz olunca gidip geliyoruz yani hemen alıyoruz. Yani. Ben arada binde bir gidiyorum da çocuklar hemen yolluyoruz yani. Ne oldu? İpek gibi oldu. Evet dostlar. Oldu mu? Benim durdu olup da beni görmeniz lazım. Beni değil de şey yani kremayı görmeniz lazım. Gösterelim. Evet ben kaldım. Evet arkadaşlar. O kadar güzel oldu. Çıtır çıtır. Kremamız. Yumuşak. İpek gibi. Tamam. Bence şimdi olmuş tamam. Anne herhalde. Oldu hayatım bu. Evet. Bir dakika şunları çıkarayım. Şunun üstüne koyayım da şey olmasın. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi bu kekin üstüne ilk baş şerbeti koyacağız. Onu bir çektireceğiz. Ondan sonra da kremayı koyup süsleyeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şerbetimizi dökmeye başlayalım. Sabırsızlandım yemek için de ondan. O arada size de bir şey söyleyeyim. Geçen mutfağa gittim. İnanın bana hiçbir şey yapmadım. Bu ta ileride bekliyor. Benden aramdan bir metre aradılar.
Bir şey bir kaktırdık benim bunu. Sapını kırdı. Yere yuvarlandı gitti. Dedim böyle bir dönmüş bakmışım ki ana dedim gitti. O yüzden niye kırılmış o demen yani onu açıklayayım size. Yenisini alacağız gari. Alırız alırız alana kadar bunu idare ederiz de. Alırız. 3,5'cu gıyımız da şurada be. Şu 3,5'cuların doğmasını edeceğimişiz. Hakikaten ha. Gerçekten arkadaşlar bizim bu yanımızdaki 3,5'cu çok uygun yani. Uygun fiyatlı ürünler satıyor. İlerideki Zeynep de güzel. Evet. Onun altında gümrük var. Gümrükçüler. Gümrükçüler de çok güzel şeyleri var. Malları ya gümrükçüler de daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Evet. Şöyle indireyim biraz. Evet dostlarım. Gerçekten çok şahane ve çok güzel oldu. Evet. İki dakika dursun anne. Evet biraz kabarsın. Arkadaşlar bu biraz şerbetini çeksin. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet dostlarım. Beklen geliyorsun. Evet dostlarım. Ben gene geldim. Gidip geri geliyorum. Şu anda kremasını dökelim artık. Biraz çekti arkadaşlar şerbetini. Tabii kremasını evet. Dökeceğiz. Altından o daha devam bakın, edecek çekmeye. O kadar güzel oldu. Bak ipek gibi çikolata şeysi gibi oldu. Çok güzel arkadaşlar oldu. Bir saniye kapı çalıyor. Tekrar geleceğim. Evet dostlarımız. Şimdi bizim Yusuf okuldan geldi de onun için. Bakın krema çikolata selalesi gibi aynı. O kadar güzel ipek gibi olmuş. Çok güzel. Şimdi üstüne dökelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dökülüşünden bile bilebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu. Evet. O kadar güzel yayılıyor. Kremamız güzel. Çok yani üstüne güzelce yaydığımızda güzel olacak. Çok güzel. Böyle güzel olduğu zaman yaptığım şeylere bayılıyorum. O kadar şey ki öpesim geliyor yaptığım şeyi. Şöyle. Bunu şey yaptıktan sonra, döktükten sonra hepsini zaten yayacağım. Olur mu? Böyle yayalım. Evet. Krema yapmasını ben internetten öğrendim ama önceden çocuklar küçükken çikolata falan da yapıyordum o zamanlar. Böyle ipek gibi olması gerekiyordu. Benim arkadaşlarım çikolata yaparlardı. Tabii evveli biz alamıyorduk ha. Tabii benim bir arkadaşım vardı. Sen dedi evde yapsana dedi. 3 tane çocuğa dedi nasıl yetireceksin çikolatayı dedi. Allah Allah. Evde mi yapılıyormuş dedim. Yapılıyormuş da yaptım da yani. Çok yaptım evde ben. Yani. O zamanlardan böyle tabii krema sonradan öğrendim krema şeysinde. İyi oluyor yani dışarıdan almaktan. İyi. Şimdi bunu sıyıralım gülüm. Böyle. Çünkü ötekine lazım. Evet. Şimdi ondan sonra bunun üzerini düzelteceğiz. Bunu senin yanına vereyim mi? Hayırlı. Şimdi ben bunu böyle bir düzelteyim. Oo, çok güzel görünüyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim dostlarım. Evet. Biraz şeyim de. Şöyle. Bunun üzerine biraz da biraz ceviz. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi de ekeceğiz anne onun üstüne. Ekilecek çünkü. Bunu da yapalım. Evdeki şey olmamış. Yeniden aldım geldim. Uzun zamandır yapmayınca. Ekeleyeceğiz böyle değil mi? Güzel bir şey. Çok kalın olmasın. Çok da ince olmasın. Keyfinize göre. Nasıl yiyorsanız, nasıl seviyorsanız öyle yapabilirsiniz. Olmaz mı? Böyle. Yani Hindistan cevizi sevmeyenler yani ceviz de dökebilir bence direkt ceviz değil mi? Ceviz olabilir ama bu şey vermiyor, yeriyor yani. Yumuşuyor ya zaten kendisi de. Çok güzel bir tat veriyor zaten. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar pamuk gibi gözüküyor zaten şu an. Kar yağmış. Biraz kar yağdıralım dedik değil mi? Şimdi biraz da süslemeye geçeceğiz artık. Süsleyelim. Arkasına da fıstık koyalım. Onun arkasından da kivi koyacağız. Tamam mı? Evet. Şimdi ben bunu bismillahirrahmanirrahim böyle. Çok büyük dilimler yapmayacağım. Hani
yiyecek olan bir tane daha yiyebilir. Birini bir yesin, birini daha bir yesin. Tamam, böyle yapalım diye düşünüyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz indiriyorum arkadaşlar. Evet, görebilirsiniz. Elimle tartması daha kolay. Ondan sonra şimdi böyle. Biraz cevizimiz iyi de bol olunca insan çok döküyor. Tarladan kendi mahsulün başka oluyor yani. İnsan kendi mahsulünü toplayıp gelince daha güzel oldu. Evet. Evet. Şimdi çay kaşığıyla yeşil fıstık dökelim. Adı gelmeye veriyor aklıma da, yeşil fıstık diyorum ben size. Böyle birer kaşık olur mu? Bir de şöyle, bir insan hani yaptığın şey yendiği zaman, beğenildiği zaman insanda daha bir güzel istek oluyor yapmak için. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir daha yapası geliyor insan, bu çok güzel oluyor be. Evet arkadaşlar, biraz erik kıyım yaptık Antep fıstığını. Toz halinde yapmadık. Biraz dişe gelsin. Kıtır kıtır etsin. Evet. Evet dostlarım. Böyle çaprazlamasına da birazcık kivi katarsan güzel olur. Yani çok ekşi arkadaşlar. Biz o yüzden bir tane doğradık yani. Erikten beter inanın bana. Erikten beter. Bıçağı ne yaptıydın? Bıçağı ne yapacağım? Anneciğim onlar vallahi bütün yersek biz boş. Şey gibi oluyor, şarap gibi bu ya. Böyle olacak ya. Çok ekşi gerçekten de arkadaşlar. Evet, şöyle koyacağım. Koy. Evet. Böyle daha güzel olacak. Evet. Şöyle. Yerden yaprak çıkmış gibi olacak. Değil mi dostlarım? Biraz da süsleyelim değil mi? Böyle. Azıcık da göze hitap etsin diye düşünüyorum ama ağır. Böyle hani nasıl diyeyim? Çok acele etmeyeyim yani. Acele işe şeytan karışır derler değil mi? Oo. Aslında çilek aradaydım dedim ya. Daha güzel duracaktı da. Bunu buldum. Muz gördüm ama muza pek işim gitmedi. Bir şey almadı dedi nedense. Arkadaşlar biz pek muz sevmiyoruz da. Yani kivi de sevmiyoruz. Biz elmacıyız arkadaşlar. Çivril evet. Olduğumuz için elmayı çok severiz. Çivril. Ya bu Çin'de şeye de pazarla pek çivril elması gelmiyor. Nereden geliyor bilmiyorum pek. Ama bizim çivril elmasını ısırdığın zaman bilirsin. Bir suya akar şıpıl şıpıl. Bir de tatlıdır şekeri boğar insanı. Evet arkadaşlar. Şöyle koyayım. Biraz yeşil. Gösteriyorum. Evet. Şöyle. Dur. Yeter anne, fazla koyma. İncelerden koyuyorum, yaprak gibi görünsün şöyle diye. Oldu mu? Evet arkadaşlar, Kıbrıs tatlımız. Bize afiyet olsun. Yemek isteyen varsa gelsin. Buyurun. Beraber olsun. Her zaman beklerim. Dostlarım. Evet arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Lütfen. Rica ediyoruz. Kanalımıza. Elindeki bıçağa bakma. Ben koyayım onu. Kanalımıza abone olursanız, like atarsanız, bildirim zilini açarsanız çok mutlu oluruz. Bize de destek olmuş olursunuz. Biz bugün Kıbrıs tatlısı yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yapın, yen derim, çok güzel oldu derim. Hoşça kalın, görüşürüz yarın Allah izin verirse.